Evet, selamünaleyküm hocam. Eşimden ayrılalı 4 yıl oldu. 2 çocuğum var. Ne ben evlenebildim, ne karşı taraf evlendi. Çocuklarım 7 ve 12 yaşında. Benim evlenmemi çocuklarım istemiyor. Ne yapmalıyım sizce demiş. Şimdi bu kardeşimiz tabii ki 12 ve 7 yaşında çocuğu olduğuna göre çok da yaşlı sayılmayan, evlenme çağında, evlenme durumunda olan bir kardeşimiz, bayan anladığımız kadarıyla. Şunu söylemek lazım. Dul olabilir. Eşi ölmüş veya boşanmış insanlar olabilir iki taraftan da. Yani öyle veya böyle. Bu tabi tavsiye edilen bir durum değil. Yani boşanmak, dul kalmak, aile yuvasının yıkılması, çocukların ortada kalması bunlar kesinlikle tavsiye edilen bir şey değil. Ama başa gelmiş bu. Böyle bir durumda yani şimdi tutup da hayatı kendisine zindan etmek ve bir rahibe hayatına dönmek, manastıra çekilmek gibi bir mantık İslam'da yok. Yani insanların ihtiyaçları, doğal ihtiyaçları, yeme, içme ve cinsel ihtiyaçlarını karşılama arzuları, ihtiyaçları hayat boyunca devam eder. Devam en azından belli bir dönemine kadar. Şimdi bu kardeşimize düşen yani kocası ölmüş olabilir ama çocuklarına bakma için tabii ki kendisini feda etmesi güzel bir şeydir ama hele hele de bir kadının başında sahibi olmadan, kocası olmadan dul bir kadının toplumda rahat etmesi, huzur bulması mümkün değil. O yüzden de her yönden hem maddi hem manevi yönden evlenmesi uygun olanıdır. Bunu bir şekilde çocuklarıyla arkadaşlık kurarak ondan sonra bunun bir yani toplumdaki veya yakın çevre içindeki şeyi bunu bir tabirimi mazur görün bir azgınlık olarak görmemek lazım. Bu hayatın doğal akışı içinde ihtiyaç olan bir şeydir. Evlilik herkese lazım olan bir şeydir. Yani evlenmemek anormal olan bir şeydir. Ve kim femen ragibe an sünneti feleyse minni. Kim nikahtan, evlilikten yüz çevirerek evlenmeden yaşarsa benim huzuruma benden olmadığı halde gelir, o benden değildir ve ben femen ragibe an sünneti feleyse minni. Ben ondan ümmetim diye bahsetmem, şefaat etmem anlamında hadis-i şerif vardır. Buhari hadisi, hadis-i şerifi. Şimdi niye? Çünkü evlilik insanı nice sıkıntılardan korur, nice zararları başından defeder. Her yönden yani sadece namus yönünden, iffet yönünden, günaha düşmemek yönünden, işte iaşesinin temini yönünden ve başkalarının da yanlış anlaşılmalarına sebep olacak o çirkin bakışların altında zan ve töhmet altında kalma yönünden her yönden bir ihtiyaçtır. Onun da telafisi ancak evlenmekle giderilir.